Emre Kaplan. Emre Kaplan Aspor. Öncelikle başarılar dileyelim yarınki maç için. Zannediyorum ki Avrupa Arenası bu sene marka için biraz daha önem teşkil ediyor. Çünkü ligde oynayamadığı dönemde Avrupa'da formasına kavuşmuştu. Sonrasında da belki de kariyerinin en formda dönemini yaşıyor. Orada oynadığı maçlar, sonra ligde oynadığı maçlar. O süreçte kendisini nasıl hazır tuttu hem fiziksel olarak hem de mental anlamda? Ah, passei por um momento difícil, mas não deixei de treinar. Sempre estive aqui no clube com os meus treinadores. Sempre falando com eles, sempre treinando, sempre com o pensamento de voltar e voltar bem e ajudar a minha equipe. Então, voltei bem, porque meus treinadores me treinaram bem fisicamente, mentalmente, e consegui voltar bem e ajudar ao Galatasaray. Evet, dediğiniz gibi Avrupa maçları gerçekten bana çok yardımcı oldu. Zor bir dönem geçirdim hem fizik olarak hem psikolojik olarak, ama bu dönemde tabii ki başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarım, performans hocalarımız hepsi benim yanımdaydı. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde hem moral olarak hem fiziken beni aynı şekilde hazırladılar. Bu da zaten sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa maçlarındaki performansıma yansıdı. Bu maçların olması da mutlaka bana çok yardımcı oldu. Yalıncan Serpil. Yalımcan Sarpiyer, Türkiye Gazetesi. Ben de son dönemdeki performansı için tebrik ederim kendisi. Hem Avrupa'da hem ligde puanlama olarak çok yüksek sıralarda yer alıyor. Şu ana kadar baktığımızda Galatasaray zor bir gruptu UEFA'da. Hiç gol yemeden 3 maçını tamamladı ve 3 maçı daha kaldı. Bu başarıyı devam ettirebilecekler mi ve Avrupa'daki hedefleri nasıl değerlendiriyor? Ah, o nosso objetivo é jogar jogo, é vencer a cada jogo. E fico muito feliz de eu e meus companheiros não termos tomado gol, mas esse sucesso tem a ver com o nosso treinador, do jeito que eles nos treinam, do jeito que eles nos preparam para os jogos. Então, esse sucesso que a gente está tendo na Europa é graças aos nossos treinos, às nossas dedicações. E claro, ao nosso líder. O nosso líder está aqui, sempre nos ajudando. A gente tem um time jovem, mas o nosso treinador passa toda a sua experiência para nós e a gente consegue colocar em campo. Então, o nosso sucesso passa muito pelo nosso líder, que é o nosso treinador. Çok uzun vadeli konuşmak bence anlamsız. Maç maç bakmamız lazım. Her maç bizim için bir final. Evet, dediğiniz gibi bu zamana kadar çok iyi performans göstermiş bir Galatasaray takımı var. Hem ben hem bütün arkadaşlarım sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yaptık ve çok güzel sonuçlar aldık. Burada tabii ki çok önemli bir parantezi Fatih hocamızı açmamız gerekiyor. Liderimiz Fatih hocamız bütün maçları biz zaten çok iyi hazırlıyor. Avrupa maçlarını da en iyi şekilde hazırladı. Bütün maçta olabilecek senaryolar, başımıza gelecek her şey, olumlu, olumsuz bütün her şeyi anlattı ve çok güzel bir şekilde çalıştırdığı için onun da meyvelerini açıkçası sahada maçlarda yedik. Çünkü baktığınız zaman genç bir takımız. Tabii ki öğrenmeye açık bir takımız, genç bir takımız. Daha tecrübeleneceğiz. Fatih hocamızın önderliğinde bize verdiği direktiflerle beraber bu tip başarıları elde ediyoruz. Umarım bundan sonra da her maça final gözüyle bakarak iyi şekilde hazırlanarak devam ederiz. Erman Gönülçen, TRT Spor. Öncelikle yarınki karşılaşma için başarılar diliyorum. Malum Brezilya vatandaşı ama Portekiz milli takımını seçeceğine dair çıkan iddialar var. Böyle bir durum söz konusu. Böyle bir şey var mı acaba? Kendisi neler söyler bu konu hakkında? Tenho passaporte do Brasil. Eu não sei de onde essa notícia saiu. Eu joguei um ano e meio em Portugal e até pelo que eu sei, para você ter passaporte português tem que ficar no mínimo 4 ou 5 anos no país. Então não sei de onde saiu essa notícia. Essa notícia não faz sentido. Sizin de bildiğiniz gibi Brezilya pasaportum var. Evet, Portekiz'de oynadım 1,5 sene ama yanılmıyorsam
Portekiz vatandaşını alabilmeniz için, pasaportunu almanız için 5 seneyi falan tamamlamanız gerekiyor. Tamamen gerçeği yansıtmayan haberler, doğru değil bunlar. Biz tabii Brezilya'da oynayabileceğini düşünüyoruz. Duyulmadı mı? Bir daha söyleyeyim. Biz tabii Brezilya'da oynayabileceğini düşünüyoruz. Kaya Temel Diliş Postası. Markağan'ın olmadığı zamanlarda Galatasaray takımı puan kayıpları yaşadı. Kendisi takımın kendisinin hani bir parçası olduğunu düşünüyor mu? Bundan dolayı bir mutluluk duyuyor mu? Ve üzücü bir olay yaşamıştı. Ondan sonra nasıl bir Markağan döndü sahaya? Biz onu daha da hırslı, böyle nasıl anlatayım sizlere, daha istekli görüyoruz. Ah, quando eu estava fora da equipe, serviu para mim pensar um pouco, para mim analisar o nosso time. Eu assisti a todos os jogos e você, fora, você vê muitas coisas. Então, eu usei isso ao meu favor, para quando voltar, não fazer certo tipo de erro e ajudar meus companheiros a ser melhor. Então, foi isso que aconteceu. Eu pude enxergar muitas coisas no campo que acontecia. E quando eu voltei, eu consegui ajudar meus companheiros, a mim e a meus companheiros a melhorar. Hepimizin bildiği gibi bazen kötü olaylardan da iyi şeyler çıkartabiliyorsunuz, iyi şeyler getirebiliyor. Ben de bu olayı aslında böyle değerlendirdim diyebilirim. Belli bir dönem takımdan uzak kalmam, ister istemez takımı televizyon başında seyretmem, dışarıdan bir gözlemlemem, dışarıdan seyretmem benim mutlaka bir avantajıma oldu. Hem kendi analizimi yapma anlamında, hem takımın oyunu anlamında, bu tip şeyleri görme anlamında bana çok yardımcı oldu. O yüzden demin de belirttiğim gibi bazen kötü şeylerden de önemli şeyler çıkartılabiliyor, önemli dersler çıkartılabiliyor. Belki de bu dönem benim için hayırlı oldu diyebilirim. Metin Pekgüven, TV Spor. Öncelikle yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyorum. Lokomotiv Moskova'yı yendikten sonra Moskova oynadığı iki maçı da kazandı ve 4 gol kaydetti. Yarın da kazanmak zorunda olan bir takıma karşı oynayacaklar aslında grup açısından. Nasıl bir mücadele bekliyor? Savunma anlamında neleri yapmaları gerekiyor? Nós temos que fazer o que a gente está fazendo, que é ser forte nos duelos, ganhar os duelos defensivos. E na Europa é um jogo diferente da Liga Turca, é um jogo de mais inteligência, é um jogo onde você não pode errar, você não pode perder bolas fáceis. Então é isso que a gente vai fazer. Em todos os jogos da Liga Europa, nosso time foi muito bem defensivamente e isso fez toda a diferença. Temos muita qualidade no ataque, então sabemos que a gente se defender bem, a gente vai ter chance maior de fazer gol. Então se a gente não tomar gol, provavelmente a gente vai ganhar as partidas. Então é isso que a gente tem que fazer, é defender bem, é ganhar os duelos e consequentemente chegar no ataque e fazer os gols. Aslında yarın yapmamız gereken bundan önce yaptıklarımızın aynısı olacak. Bundan önce 3 maçta da yaptığımız şeyler olacak. Hem defansif hem ofansif anlamda. Tabii ki Avrupa Ligi oynuyorsunuz, telafisi olmayan maçlara çıkıyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bir şekilde telafi edebilirsiniz ama Avrupa'da çok telafisi mümkün olmayabiliyor. Yarın da bu bilinçle çıkacağız. Hocamız her zaman gibi bizi yine en iyi şekilde hazırladı. Defansif anlamda birebirleri iyi oynayan, markajını iyi yapan bir Galatasaray olacak. Rakibine yakın oynayan, rakibine yakın oynayan, kompak oynayan bir Galatasaray olacak. Bu ilk 3 maçta olduğu gibi. Ofansif olarak da ileride çok yetenekli arkadaşlarımız var. Gole giden arkadaşlarımız var. Biz takım olarak kompakt bir şekilde iyi defans yaptığımız zaman, rakibimize fazla şans vermediğimiz zaman, rakibimize yakın olup birebirleri iyi oynadığımız zaman mutlaka ofansif anlamda golü bulacağız diye düşünüyorum. Son bir soru alalım Marka için. Hasan Hüseyin Halimoğlu, Radyo Gol. Öncelikle başarılar. Savunmadaki partnerlerine baktığımız zaman hem Sacha Boey, hem Victor Nelson, hem de Patrick Van Aanholt'la farklı coğrafyaların, farklı dillerin insanları. Ama özellikle Avrupa maçlarında müthiş bir uyum görüyoruz. Savunmada dil sorunu yaşıyorlar mı? Nasıl bu kadar iyi anlaşıyorlar?
Ah, a gente não tem problema com a língua. Acho que o futebol não tem língua. É, futebol ali no campo, é a bola, conseguimos se entender. Tem o Muslera que fala espanhol, tem o Patrick que fala espanhol, eu entendo um pouco. Eu entendo um pouco inglês, palavras-chave no jogo, então isso não tem problema. Mas, acima de tudo, o futebol acho que não tem língua. É o futebol ali no campo, é a bola ali. Então, acho que não tem dificuldade nenhuma. Ben şahsen futbolun bir dili olduğunu düşünmüyorum. Futbol için bir saha bir de top olması yeterli. Futbolun dili ortak. Diğer taraftan dil konusunda bakarsak aslında çok fazla farklı dillerde yok. Sol bekimiz Patrick mesela İspanyolca konuşuyor. Muslera'nın zaten ana dili İspanyolca. Ben de İspanyolca anlıyorum. Diğer taraftan Nelson'la İngilizce olarak bazı futbola özgü kelimeleri bildiğim için İngilizce olarak anlaşabiliyoruz. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmuyor ama demin de belirttiğim gibi bence futbolun bir dili olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederiz Marka'ya.